B Plus sunar. Programımızdan herkese merhaba. Sizi günümüzden geçmişe, daha en eskilere götürecek program Anılarda Bursa başlıyor. Anılardaki yolculuğumuzda bu haftaki adresimiz Bursa şehrinin göz bebeği tarihi Kozahan'dayız. Bursa şehrinin göz bebeği Osmanlı'nın mirası, ipeğin zarafeti, güneşin başka aydınlattığı, yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçemediği, güler yüzlü esnafı ve çalışanları ile dünyaca tanınan sanat şaheseri Kozahan. 1491 yılında Sultan II. Beyazıt tarafından dönemin en iyi mimarlarından Abdülulu bin Bulatşah'a İstanbul'daki eserlerine vakıf olarak yapılmıştır. Biraz da Kozağan'ın görünüşünden bahsedecek olursak eğer, Kozağan geniş dikdörtgen bir avlunun çevresinde iki katlı olan bir handır. Kozağan'a girdiğinizde tam ortada küçük ama muhteşem duruşu ile bir mescit ve altında bulunan şadırvandan gözlerinizi alamayacaksınız. Han'ın doğusuna doğru ilerlediğinizde ahır ve depoların bulunduğu dış Kozağan denilen ikinci bir avlu bölümü göreceksiniz. Mavi çinilerle süslü, ihtişamlı bir taç kapı ile kapıları uzun çarşıya kadar bağlanır. Kozağan halen Bursa ekonomisine ipekçilik alanında katkılarını sürdürmekte. Günümüzdeki durumunda ise üst katında ipek mavilerini satan dükkanların yanı sıra alt katta da modern kafeteryalar ile Bursa halkının hizmetinde. Osmanlı mirası Kozağan'ı bir de Ahmet Bey'in anılarından dinleyelim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Öncelikle bir kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii, Ahmet Erdönmez, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı. Ne zamandır Bursa'dasınız? Evet. Şimdi aile 1927 yılından beri Bursa'da, ben de 1960 yıllarında Bursa'ya geldim. Konya, Sille doğumluyum ama ben Bursa'da yetiştim tabii. Yani Bursa kültürüyle yetiştim. Ama tabii şunu da söylemek gerekiyor. İşte Konya bir Selçuklu başkenti. Oranın bir havası ve ruhu var. Bursa'da Osmanlı'nın başkenti. Oranın da bir imparatorluk havası var. İki başkentte yetişmek, oranın çok kültürünün güzel bir havasını almak bir avantaj olarak kabul ediyorum. Onun için de şanslıyım ben bu konuda. Bugün de Bursa'nın incisi tarihi Kozahan'dayız. Evet. Peki burasının tarihi nasıldır? Bunu biliyor musunuz? Şimdi Kozahan çok ilginç bir yapısı var. Tabii bunu Kozahan'ın tarihini öğrenmek için önce bir Bursa'nın alınışına gitmek. Evet, ilk önce bir oraya değinelim. Yani 1326 yılında Bursa alınıyor. Neresi alınıyor? Mesela kale içi değil mi? Tophane'deki evet. Kale içi. Sadece oraya sıkışmış, üretimi olmayan, insanların zor şartlarda yaşadığı bir yer. Türkler 1326 yılında aldıktan sonra katiyen surların içine sığınmıyorlar ve birden surların dışına çıkıyorlar. Yani bir gelişme sahası var Bursa'nın. Dikkat ederseniz 6 tane külliye var. Evet. İşte 1. Murat Çekirge'den başlayıp ta Yıldırım'a kadar uzanan bir hat çiziliyor. Ve bu hattın üzerine külliyeler konuyor. Ve külliye deyince biliyorsunuz camisi, medresesi, hanı, hepsi hamamı içinde. Hepsi içinde bir gelişme sahası. Yani Bursa'nın
İstanbul yolundan baktığın zaman bir müthiş bir gelişme sahasını evet. görüyoruz. Şimdi hemen kale dibinde olan bir yer burası, Kozahan. Onun önünde tam ne var? Merkezde. Ulu Cami var. Yani bakın Ulu Cami 1400 yılında açılıyor. 1399-1400 yılında açılıyor. Burası 1491 yılında açılıyor. İkinci Bayezid dönemi. Burada da uzmanlar şunu söylüyor. Kale varsa yanında mahalle var. Mahalle varsa yanında çarşı var. Yani kale yaşam yeri, mahalle yine yaşam yerinin devamı, yani güvenlik sosyal açısından ortama. Kalenin önemi var. Tabii bir de bu insanlar iş yapıyorlar değil mi? Tarımın dışında. Alışverişlerini yapıyorlar. Tabii tarımın dışında bir ekonomi dönüyor değil mi? Evet. O da çarşıda dönüyor. Yani Bursa örneği burada çok iyiydi. Şimdi bir iç ekonomi var, bir de dış ekonomi var. Şimdi Bursa'da dikkati çeken, bakın ben geçen yıl Çin, Urumçi'ye gittim. Bu Uygur Türklerinin olduğu bölge. Orada bir İpek Yolu şehirleri toplantısı vardı. Orada bir harita gördüm ben. Çin'den başlayan harita geliyor, Kozahan'ı gösteriyor. Ne kadar güzel. Çok enteresan. Bursa'da Kozahan deyince bütün bu özellikle İpek Yolu'yla ilgili devletler ve şehirler bunu çok iyi biliyor. Ben nereye gittiysem bu konuyla ilgili Bursa mutlaka ön plandadır. Yani en son nokta gibi gözüküyor çünkü Avrupa'ya geçişte. Bir de bu hanların bir özelliği daha var. Avrupalılarla Asyalıların ve Anadolu insanının buluştuğu noktalar ekonomi açısından. Ekonomi kendi çarkında dönerken mimari yapıları da oluşturuyor aynı zamanda. Şimdi yine gezginlere bakıyoruz. Gezginlerin anlattıklarına göre mesela bir tane 1880'lerde de bir Fransız gezgin şeyde Mudanya tarafı İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan vapurla Mudanya, Mudanya'dan Bursa'ya gelecek. Biniyor arabaya. Şöyle bir anlatımı var. Bursa'ya yaklaştığımız zaman gözünün alabildiği kadar dut bahçeleri gördüm. Öyle bir dut bahçeleri vardı ki, dut ağaçları vardı ki yeşil, o kadar yeşil kaplamıştı ki toprağı göremiyordum gibi bir ifadesi var. Şimdi burada azıcık abartı da olsa ama bir gerçek var ki dut deyince ipek akla geliyor. Değil mi? İpek böceği akla geliyor. Evet. Ve peki ekonomik kayıtlara baktığımız zaman örtüşüyor mu? Evet örtüşüyor. Çünkü koskoca dev bir Kozahan yapılmış. Kozahan ne işe yarıyor? İşte ipek ticaretinin yapıldığı yer. Ana yeri. Sonra Bursa'nın sırtlarına bakıyoruz. Eski Bursa dediğimiz sırtları. Oralarda ipek fabrikaları var. Birçok ipek fabrikası var. İpek üretimi var. Bunlar da görüyoruz ki Bursa'da ipek ticareti, ipek üretimi çok önemli noktalara gelmiş. Tarih boyunca kayıtlarda bunu görüyoruz. Yani eskiden Kozahan ipekçilik ana adresi olarak kullanılırdı. Tabii. Peki şu an Kozahan'ın durumu nasıldır? Şu an gördüğünüz gibi turizm amaçlı kullanılıyor. Evet. Alt katı. Tabii ipek üretimi yapan firmaların satış dükkanları var. Şu anda bile çok popüler bir yer. Yani Bursa deyince Yeşil Türbesi, Uludağ akla geliyor ama bunun yanında Kozahan da akla geliyor. Şu anda işte ipekle ilgili üretimlerin yapıldığı, satıldığı yer olarak biliniyor. Tabii Bursa'da ipek üretimi şu anda eskiye nazaran çok aşağılarda. Az. Şimdi yeni teşvikler var. Köylere işte teşvikler veriliyor. Üretimi arttırmaya çalışıyor. Şimdi kaç yıl önce İngiltere Kraliçesi Elizabeth Bursa'ya geldi. 2004, yani tam hatırlamıyorum ama 5-6 sene önce. Burada bir görev de bana verdiler. İşte kraliçe ile ilgili bazı sunumlar, Karagöz Hacıvat'la ilgili bazı sunumlar organize ettirdiler. Tamam dedik, kraliçe Bursa'ya geldiği zaman ilk uğradığı yer neresiydi? Burası. Kozahan mıydı? Neden? Çünkü İngiltere'deki kayıtlara bakın, ipek, koza deyince akla Bursa gelir. İstanbul'dan önce.
Bursa deyince de Koza deyince neresi akla gelir? Kozahan gelir. Adı üzerine bir şey yapılmış. 1491'den beri yapılmış. Hatta o buranın mimarının ismini bile öğrendim. Abdülula bin Pulat. Ne güzel bir yer o, yapmış. İşte kayıtlarda o bile var. Kraliçe buraya geldiği zaman tam şu ortada mescit var ya. Evet. Şu ortada orada bir davet verildi. Mesela kendi ifadesini söyleyeyim. İnanılmaz bir ruhani bir hava var. Tam bir Osmanlı havasını burada hissediyorsun diyor. Şimdi onu hissettirmeye devam ettirmek lazım. Kesinlikle. Bursa'ya turist Bursa'nın tarihi için geliyor. Sanayi çok önemli. Sanayi bölgeleri çok önemli. Üretim olması gerekiyor. Ama ben buraların da korunması gerekiyor. Turizmden bahsettiğiniz zaman siz şimdi yurt dışına gittiğiniz zaman diyelim ki İtalya'ya Milano'ya gittiniz. Milano sanayi bölgesini mi gezersiniz? Yoksa işte Leonardo da Vinci'nin lisesinin yaptığı eserleri mi gezersiniz? Tabii ki de eserleri, yani liseleri gezerim, tarihi yerleri gezerim. Yani sanayici de orayı gezer, o başka. Biz şimdi turizmden bahsediyoruz. Bursa'nın turizm değeri olarak ben kabul ediyorum burayı. Ve işte son yıllarda yapılan düzenlemelerle çarşı, hanlar bölgesi, yani sadece hanlar önemli değil, aynı zamanda bunun bağlantısı olan, ekonomik bağlantısı olan diğer çarşı da çok önemli. Yani böyle bir hanlarla bağlı uzun çarşı Türkiye'de pek yok. Hı hı. Yani birkaç yerde benzeri var. Hepsi ha, ortak bu. Bir yere toplanmışlar evet. Aslında. Şimdi bak UNESCO burayı korumaya aldı. Niye aldı biliyor musunuz? Bir, yapılar. İki, içindeki yaşam. Yani terk edilmiş değil. Hala ekonomi evet. Ve insanlar bunu yaşıyor. Evet. Üç, bu bütünlük korunmaya değer olarak kabul edildi. Tarihte özellikle Uzak Doğu'dan kervanlarla gelen sistemin içinde Bursa çok önemli bir çok yer önemli tutuyor. Çok önemli bir yer. Peki siz bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz sizin açınızdan? Mesela eskiden burası ipekçiliğin ana merkeziydi. Şu an etrafımıza baktığımda çay bahçeleri var. İnsanlar evet. Çaylarını almışlar. Böyle bir ortamda daha sosyal bir yaşam olmuş. Evet. Siz bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ekonomi kendi çarkında döner diye bir şey var. Bakın burada ipekçilik üst safhadayken, çok üretim varken ben iyi hatırlıyorum. Buraya izlemeye geliyorduk. Atlarla, eşeklerle, köfelerle kozalar geliyordu. Şuraya dökülüyordu. Şöyle. Sizin zamanınızda. Şöyle. Evet. Burada o işin ticareti yapılıyordu. Yani gözünüzün alabildiği kadar koza görüyor. Hatta burada sıraya giriyorlardı. Ve o koza ticareti yapılıyordu. Müthiş bir olaydı. Birçok fotoğrafta da bunu görebilirsiniz. Bursa fotoğraflar. Hı hı. Peki ne oldu bu orta? Bugün niye? Çünkü o plastik malzeme dediğimiz petrol yan ürünleri çıktıkça bundan uzaklaştı insanlar. Petrol yan ürünleri ipeğe tercih edildi. Çünkü daha kolay, daha pratik falan oluyor diye. Ve kozacılık yavaş 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 kayboldu. Yok olmaya başladı. Tabii ekonomik değerini kaybetti. Bir de bu arada Uzak Doğu'dan gelen mallar da girince ipekle ilgili ve biz Türkiye'deki ipek üretim sistemi küt diye çöktü. Şimdi eskiden burada işte dediğim gibi atlarla, eşeklerle kozalar gelip insanlar işte tartılıyor, veriyor. Bir böyle bir koza ticareti varken şimdi tabii ki o ekonomi bitti. Gidince bir ekonomi kayarsa yerine başka bir ekonomi gelir. Onun o da de. İşte turizmle ilgili bir ekonomi canlandırılmaya çalışılıyor. Hı hı. Peki yeterli mi? İstenen bu mu? Tabii ki bundan sonra ipek üretimi yapıldıkça, ipek üretimi köylerde, ilçelerde çoğaldıkça böyle bir ekonomi tekrar canlanırsa hı hı. O zaman yine burada yapmak lazım onu. Yine canlandırmak lazım. Gene de turizme açık olsun, gene kahveler hepsi olsun, satış yerleri hepsi olsun. Çünkü turistin istediği bu. Hı hı. Bu dengeyi kurmak lazım. Çünkü adı Kozahan, yani İpek Han. Yani Koza İpek. Fark evet. Ama keşke hala dediğiniz gibi eski zamanlarda sizin zamanınızda olduğu gibi keşke bu meydanda yine eşeklerle birlikte evet, evet. Öyle ama bir durum olsa. Ama o üretimle ilgili o. Yani üretirse pazar kendiliğinden doğar. Hı hı.
Bir de şey, size şunu söyleyeyim. Mesela Bursa'nın ürettiği ipekle Uzak Doğu'nun ürettiği ipek arasında çok fark var. Yan yana koyun, Bursa'daki tertemiz, bembeyaz. Öbürü daha güzel, koyu, daha şey. Yani diyeceksiniz ki bunda ne, yani böcek tercih mi yapıyor? Orada başka çalışırım, burada başka. De, öyle demiyor böcek. Böcek iyi, dut var. Dutun kalitesi var. Gerçekten Bursa'da güzel dutlar yetişiyor. Evet, mesela iklimin demek ki müsait. Evet. Ona göre üretim yapıyor hayvancağız. Peki hanın en sevdiğiniz yönü nedir? Şimdi bir kere 1491'den beri ayakta durması önemli. Yani 1490'larda... Çok önemli. En önemlisi bu herhalde. Bence en önemlisi bu. 1490'larda Bursa'da yapılan birçok bina bugün yok. Kayıtlarda da. Ayakta durması önemli. İki, içinde ticari hayatın devam etmesi önemli. İnsan yoksa, ticaret yoksa ne işe yarar? Kupkuru bir yer. Aynen öyle. Üçüncüsü, dünya mirası açısına girmesi. Dünya diyor ki UNESCO, bu artık senin malın olduğu kadar dünyanın da mirası. Yani her insanın bu taşlarda hakkı var. Onu korumalısın. Bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de huzur veriyor insana yani. Şimdi mesela burada oturuyoruz değil mi? Çok güzel, sakin. Esiyor bir taraftan. Esiyor, sakin, güzel. Bir huzur var, he? Dinginlik var. İyi ki kapatılmamış burası çünkü bomboş bir yer hiçbir anlam ifade etmezdi. Etmez hani artık yani. İpekçilik yapılmasa bile en azından evet. Gelip görüyorlar. Turizm değeri olarak çok önemli bir yer. Gerekiyor. En önemlisi de işte Hanlar bölgesinin canlılığını sağlaması, ekonomik canlılığın sağlanması. Bu çok önemli. Bursa bu konuda başarılı, başardı. Yani iyi bir durumda. 1970'lerde ki fotoğraflara baktığınız zaman tipik bir Osmanlı şehri görürsünüz. Büyük yapılar yok. Sadece devletin yaptığı şeylerde büyük yapılar var. İşte valilik, bugünkü kent müzesi falan. Diğerleri daha sivil mimari örnekleri, daha Osmanlı tarzı bir mimari. Ve bundan sonra işletilmesi çok önemli. Korunması. Yani ben burayı istediğim gibi işletemezsin. UNESCO ne diyor? Bu dünya malı diyor. Herkesin hakkı var diyor. Ona göre iyi bak diyor şu karakterini. Yani şu günlerde gayet iyi gidiyor bence. Daha değerlenip toparlanabilir. Turizm değeri açısından daha güçlenebilir. Ama bu sistemi artık kurdular. Yani çarşı ve hanlar bölgesi sistemi kuruldu. Bunu sağlıklı şekilde devam etmek gerekir. Önemli olan bu zaten. Bence de. Peki unutamadığımız anlarımıza biraz değinelim. Evet, söyleyeyim. Bir tanesi İngiltere Kraliçesi'nin buraya gelmesi. Burada evet öyle bir tören yapılması. Biraz önce anlattım. Bence önemliydi. Çünkü Bursa'ya gelip de Kozağan'a yani, gelmemek olmazdı herhalde. Evet, o öyle tercih ettiğine göre demek ki Kozağan önemli onların bir yer, tarihinde önemli bir yer. Aynen öyle. İncelemiş, gelmiş. Gelmiş. Bu bakımdan önemli. O törenlerde ben de buradaydım. İkincisi bu tonlarca kozanın burada atlarla, eşeklerle gelip bir pazar dünyası olması, koza dünyası olması ve insanların o andaki diyalogları. Şimdi bundan 3-4 yıl önce Paris'te bir müzayede yapılıyor. Müzayede de Bursa fotoğrafları var, Rodya'larda. Bir arkadaşım telefon açtı. Ben dedi müzayedeye girdim. Bir Bursa fotoğrafları grubu aldım dedi. İnanamazsın dedi. Ya çok sevindim dedim. Bu Sunay İnan Kıraç Vakfı'nın Antalya kale içinde Akdeniz Medeniyetleri Müzesi var. Enstitüsü var. Onun müdürü. Kayahan Bey. Sonra dedim ki Kayahan Bey bu fotoğraflar Bursa, gel ortak bir sergi açalım dedim. Şimdi 1900'lere yakın bir Fransız gibi. Orada bakın gelenler hepsi Kozağan ve civarını çekmişler. Ekonomik hayat, sosyal hayat, mimari hayatın hepsini çekmişler. Ama birinci planda koza üretimi Kozağan var. Her zaman bu ön planda. Ön planda. İşte bu
bunları da göz önüne alarak buradaki değişimi sağlıklı yapmak lazım. Dünyanın mirası olduğunu da unutmamak lazım. Bu sadece bizim değil, dünya mirası. Bir de hepimizin ünlü bir söz var ya, gelecek nesillerin de mirasına dikkat etmek lazım. Peki ilk Kozahan'la ne zaman tanıştınız? Kaç yaşındaydınız? Gençlik dönemleri miydi? Söyleyeyim, ortaokul 2 yıllarında tanıştım. Çünkü okul buralardaydı. Hı hı. O zaman burası tabii çok sosyal bir mekandı. Buralara geliyorduk. İşte o dediğim gibi en çok Koza... Onu görüyordunuz. Koza pazarlaması, o sistem. Kapalı Çarşı zaten Bursa'nın eskiden AVM'ler yoktu. O tür yerler. Tamamen ekonomik sistem. Hı hı. Burada dönüyordu. Herkes... Ne alacaksa burada alıyordu. Buradan alıyordu. Düğün, dernek, eşyalar hepsi burada. Bu zamanın AVM'si gibi yani aslında. Evet. Bu onlar alıyordu. Bakın şimdi Uluslararası Gençlik Tiyatroları Festivali var. Uluslararası. 8-10 ülke tiyatrocuları var. Bize geldikleri zaman söyledikleri, tiyatro oyunları, oyun devam ediyor şehirde. Bize geldikleri zaman söyledikleri ilk şey şu. Bizi Bursa'nın tarihi yerlerini gezdirin. Hemen çarşıya salıveriyoruz. Hemen çarşının yanında zaten hanlar var. Hanlar var, çarşı. Orada çok mutlu oluyorlar ve bu kültürü tanımak istiyorlar. En büyük avantaj bu. Yani Ulu Cami'nin oradan koyun turisti. Hı hı. Irgandı Köprüsü'nden çıksın. Değil mi o hattı? Evet. Güzel bir hattı. Peki o zaman da dostluklar nasıldı, dostluklar? Arkadaşlarınız nasıldı? Şimdi okulda tabii, yakınmış buraya tam şimdi gelmelik. Dünyanın gelişimiyle almak lazım. Siz de diyeceksiniz her şeyi de böyle ta geriye gidip oradan alıyorsunuz. Kozan'ı anlat dedik 1326'ya gittik. Estağfurullah. Ama şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi 1970'li yıllarda Türkiye'de televizyon var mıydı? Yoktu. Radyo bir tane, iki tane. O da daha başının yarısında almaz. Aynen öyle. Üç tane gazete. Üç tane de dergi. Yani iletişim. Her şey kısıtlı. Tabii. İletişim bu kadar. Okuma yazma seviyesi neydi? %50'nin altında. Şimdi geliyoruz günümüze. Bugün 2 yaşındaki çocuk oynuyor mu şeyle? Maalesef. Tüm dünyaya ulaşabiliyor mu bir düğmeyle? Yani her şey elimizin altında bu sefer. Her şey elinizin altında. Her şey görgü, bilgi, yani inanılmaz bir tetika bakıyor. Ufuk açılıyor. Şimdi ben size soruyorum. O günle bugün bir olur mu? Tabii ki de olmaz. Yani o şimdi Amerika'daki adam Kozahan'a geleceğim dediği zaman aleti çıkarıyor. Telefonu. Kozahan nedir? Yazıyor İngilizcesini, Arapçasını, Çincesini, bilmem necesini. Yani öğreniyor. Şunu söylemek istiyorum. Bu değişime ayak uydurmak gerekiyor. Bu bir değişim var. Yani dünyanın her tarafında böyle bir bilgiyi kolay alma, kolay ulaşma böyle bir değişim var. İşte buna bizim de yani ayak uydurmamız gerekiyor. Tabii. O yıllarla bu yıllara karşı. Sizin herhalde tek bir avantajınız o yılları yaşamış olmanız. Evet, o yıllar bir daha geri gelir mi? Yani bir tiyatro sahnesi olarak gelir. Ama gerçek yaşam olarak gelmez. Gelsin mi? Yo, ben gelsin demiyorum. Çünkü dünyanın bir ekonomik akışı var, bir sistemi var. O siz isteseniz de istemeseniz de gider. Maalesef. Şimdi ben ne zaman kadar zaman geçiyor. Ya ben burada ne kadar develere kozaları yükleyip getirse dekoratif olur. Aynen gerçekçi öyle. Olmaz. O zamanı barındırmaz. Yani evet. Yani o zaman şöyle bir değerlendirme yapalım. Kozahan bir semboldür Bursa'da. Yani hem ekonominin hem de mahalle ve çarşı kültürünün ortak birbirine yaşadığı kalesi, mahallesi, çarşısı, hanlarıyla birlikte bir bütün, bir bütün tipik halinde. Bir Osmanlı başkenti bütünlüğünü gösteren işte önemli bir yapı olduğunu düşünüyorum ve sadece bizim açımızdan değil gittiğimiz her ülkede de buranın önemli bir merkez olduğunu, ticari merkez olduğunu da söylüyorum. Mesela
Bizzat da görmüşsünüz zaten. Evet, gördüm. Bir de bizim büyük üstadımız Profesör Halil Ünalcık var. Hı hı. Onun bu konuda, yani Bursa hakkında o kadar çok çalışmaları var ki onun da kitaplarını tavsiye ediyorum ben. Hı hı. Alıp okurlarsa Kozan'ın ne kadar önemli olduğunu orada da görecekler. Kısa yolculuğumuzun sonuna geldik. Başka bir mekanla, farklı anılarla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. B Plus sundu.